Erzincan'ın her yeri bereketli. Envai çeşit ne ararsanız var. Hele Üzümlü'ye geldiğiniz zaman adı Üzümlü ama elmasının da meşhur olduğunu gördük. Hatta orada iki tane kıpkırmızı elma var ki onları toplamadan olmaz. Al elmam dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı, erdi eller muradına bizim... Şu elmanın güzelliğine bakar mısınız? Nasıl bir kırmızı elmalıktır? İnsan dalından koparası geliyor. Hatta niye duruyorum ki? Dalından koparamış elmayı, kopmuyor. Daha tam olmamış. Peki elmayı dalından yemek olmaz mı? Olur. Onu da yaparız. Al elmanın dördünü, sev sevenin verdiğini, anca çekenler... Ben şu an elma yemek istiyorum. Hayır. Elma bahçesinde yanakları elma gibi kırmızı. Yok yok, elmalar burada. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Dayıcığım isminiz? Cemal Uluç. Cemal dayı. Bu bahçe sizin mi? Evet. Bırak yorma kendini. Yormadan olur mu? Olur bırak. Olmaz biz. Ya lütfen 10 dönüm. İyisin inşallah. Cemal dayım benim. Ay, sağ ol. Dayım benim. İyisin inşallah. Ben de ne zamandır şöyle hakiki bir amcam olsun diye düşünüyordum. Beni yeğenliğe alsan. Sizin amcanızız. Allah razı olsun. Çok sevdim buraları dayı. Yerleşim diyorum da işte malum geçim kaygusu. Dayı bırak şu elmayla bir ara uğraşmayı da. Ve sevgili Cemal amcacığım benim. Birkaç ağaç herhalde bizim yılı kurtarır. Kurtarır. Bu Üzümlü elması meşhur mudur? Meşhur, çok meşhur. Aroması değişiktir bizim elmanın. Diğer elmalar gibi değil. Sert, kokulu. Suyu, ondan sonra toprağından zannedersem buranın elması çok meşhur. Peki bu elmanın diğer elmalardan farkı ne? Bu elmanın farkı kırmızı oluşu, depoya çok iyi gidişi, depoda çok beklemesi, bir de tadı çok güzel. Al elmanın dördünü, sev sevenin verdiğini, anca çekenler bilir bu sevdanın derdini, bu gönlünün derdini, bu gönlünün. Bu elmanın reklamını yeterince yapamadığınızı düşünüyorum ben. Biz yapamıyoruz reklamını tabii. Çünkü Çivril elması diyebiliyorum ben. Ne bileyim Amasya elması diyebiliyoruz. Isparta elması var mesela. Biz Üzümlü yine bu işe başladı. Yeni başladığı için pek bilinmiyor Üzümlü'nün elması. Peki. Sana bir reklam şansı verelim. Daldan elma kopartıyor gibi yapıyorsun. Üstüne siliyorsun. Cilt güzelliğiniz için her gün elma yiyin deyip ısırıyorsun. Çıtır çıtır çatmıyor darının özü. Cilt güzelliğiniz için her gün elma yiyin. Çıtır çıtır çatmıyor darının özü. Ünledim de gelmiyor cavurun kızı. Çıtır çıtır çatmıyor darının özü. Kiray Bey. Reklam diyeceğiz de bütün elmaları bitireceğiz bu sefer de. İyi mi? Efendim affedersiniz. Yerden büyük hanım var, bizi içeri koymaz. Ha? Bizim tabii ikinci evliliği var, bizi eve koymaz. Kimin ikinci evliliği? Sen uyu iki ağa kendisi, iki evliliği var onun. Evde büyük hanımı var. Ya? Yok. Sen haberin yok muydu Allah aşkına? Kiray Bey. Yok sen ne? Gelmedi. Sen de imandın mı? Sen ne mübarek bir adam mısın lan? Kiray Bey mübarekliği var mı bu işin? Yok sen ne? Yok. Kusura bakma. Bugüne kadar ya bu dakikaya kadar sana bir saygısızlık ettiysek affet. Affet. Ya Allah. Kusura bakma ha. Bırak reklam. Reklamını ben yaparım. Çıtır çıtır çatmıyor darının özü. Ünledim de gelmiyor. Siz ne zaman evlendiniz Cemal Bey'le? 11 sene evvel. 11 sene. 11 sene. İlk evliliğini ne zaman yapmış Cemal abicim? İlk evliliğini ne zaman yapmıştı? Tabii size ne? İlk evliliğinden? Benim haberim yok. Sizin... O ilk evliliği yapandan ben doğmamışım bile. Bile? Tabii. Evet. Sen ne üzülüyorsun? Siz elma yerine ayva mı getireydik acaba Cemal dayı? Ay, o yanlış olur ayva. Ne bileyim elma, hani. Elma daha güzel. Birden iştahın açıldı bakıyorum. Evet, fazma hakikaten iyi geliyor. Mide sıkıştığı zaman, spazm olduğu zaman elma mide enzimlerine faydalı oluyor. Kendisi evlenmiyormuş. Hanımı zorlamış. Zorla evleneceksen
İyi mi? Zorla evlendirmiş. Evet. Bu dirseğin anlamını biz de merak ettik. Sizin adınıza soralım. O dirseğin sebebi neydi? Yani... Çok konuşmasın canım. Niye konuşmayayım ki? Ne? Birinci hanım konuşuyor abicim. Birinci hanım konuşamıyor. Sabahtan akşama kadar konuşuyor. Bunun hakkı yok mu? Yok. Yok. Aslında onlar susuyla hep ben konuşuyorum evde. Evde benim sözüm geçiyor. Ayıp olmazsa yaşınız? 29. 29, 59, 30 sene. Eylemiş. Siz 10 yaşındayken Cemal abi evlenmiş. Bilemiyorum. Nerede gördünüz? Yok efendim? Ben hiç yokmuşum, evlenmişler bunlar. Sen yanlış hesaplıyorsun. Ben yanlış hesaplıyorum. Evet. Siz 40 sene önce evlendiniz. İyi, ben de 29 yaşındayım. Doğru, tabii. Doğru. Neredeyse ben... Cemal abi 11 yıllık evliymiş siz doğduğunuzda. Belki hayır. Doğumunuza bile gelmişlerdir yani karı koca. Hayır, ben buralı değilim. Değilsiniz. Ben Van Erdişliyim. Ben Erdiş'in köylerinde yanım. İstemeye geldiğinde mi gördünüz siz? İstemeye geldiler. Ben kendisini yani gördüğüm zaman dedim kesin babam vermez. Geldi, babam buraya geldi, ailesini sordu, hanımını sordu, herkese sordu, beğenmiş, hanımı da biraz rahatsız, çok beğenmiş, herkes methetmiş, ondan sonra da gelmiş, burada sözümü kesmiş, gelmiş, geldi, babam eve geldi. Ya hikayeyi sen anlatacaksın. Vallahi ben anlatacağım, adam gelmiş çekiyor. Bir bırak 11 senedir bir ya, anlatsın yengem. İlk nerede gördünüz Cemal? Geldiler abi? Bize. Annemgil evde yoklardı. Geldiler. Annemgil'i çağırdım. Amcamgillerde. Geldiler. Neyse. Konuştular. Sordular. Babam aldı geldiler buraya. Babam geldi buraya. Hakikaten İstemem. İlk eşiniz mi dedi evlen Cemal? Tabii canım. Çok çok üstüne düştü. Yoksa sizin düştü. Evlenesiniz yok. Yok yok yok. Ben kesinlikle. Alemanın dördünü sev sevenin merdini. Anca çekenler bilir bu sevdanın derdini. Biz mesela çekişik o kaçı çarşıya. İki kadını yönetmek çok biz kolay. Biz gerçekten anne kız gibiyiz. Biz anne kız gibiyiz. Bu köyü herkes biliyor. Herkes bizi konuşuyor. Yani iyiliğimize değiller. Gelin kaynağına geçinemiyoruz. Siz nasıl geçiniyorsunuz? Doğru. Hı-hı. Gelin kaynağına biz aynı evde duruyoruz. Beraber duruyoruz. Anne Cemal diyerek. Abinin eşini mi daha çok seviyorsunuz? Cemal abinin kendisini mi? Vallahi iyi mi? Şimdi doğru söyleyerek doğru can vererek. Ben eşini daha çok seviyorum. Yani siz çünkü karısının hatırına kocasına katlanıyorsunuz. Yok canım, o da çocukların babası. Ya. Ne olsa. Ya mi? Aslan kimin? Kim tabii. 59 yaşında tabii. Sağlık kalmasını vallahi benden genç. Vallahi benden genç. Peki ilk eşi, anne dediğiniz Cemal abinin yani beyinizin ilk hanımı sizi beğenmeseydi, istemeseydi. Beğenmeseydi giderdim herhalde. Yani eğer sözün aslı soruysan ben iki sene nüfus cüzdanımı bana göstermediler. İyi mi? Kaçarım ya diye ya. Çocuğudum. Çünkü küçüğüydüm, çok küçüğüydüm. Su dubu şürürdü, titreyerek kaba kur, bardağa kurdu, tesbih kur götürdü ayağıma. Yani öyle bir aile. Çok temiz bir aile. Ne derlerdi? Ev alma, komşu al. Tabii. Onu değiştiriyoruz. Hı-hı. Hanım alma, kayınpeder al. Yani hanımı da öyle. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Öyle mübarek bir kayınpeder ki. Bir daha evlen oğlum mu dedi size kayınpederiniz? Hı, doğru. Allah Mesut bahtiyar etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.